Kabaca bu mücadelenin en büyük kazanır diye. Vücudun en büyük organı olarak kabul ettiğimiz bir organ karaciğer. Bulunduğu yer neresi? Abdomen üstünde diyaframın hemen altına yerleşmiş. Üst yüzü, ön kısmı, arka kısmı tamamen o diyaframın kubbe yapısına uyacak şekilde onun altına yerleşmiş bir organ. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda alt yüzü böyle kesik, üstü tamamen küresel tarzda o diyaframın kubbe yapısına uyacak şekilde olgunlaşmış, o şekilde yapısı yerleşmiş bir organ. Rakamlara takılmıyoruz ama şöyle kabaca baktığımızda 1,5 kilo civarında büyük bir yapıya sahip. Bol miktarda kan içeriyor. Dolayısıyla kırmızımsı, kahverengimsi bir renkte. Oldukça esnek ve gevrek bir yapıda. Normal kas yapısında değil. Herhangi bir şekilde yırtıldığında şöyle dikmesi biraz zor olan, çabuk yırtılan, çabuk kopabilen bir yapıda. Yaklaşık 20-25 santim uzunluğunda ki şöyle baktığımızda zaten abdomeni bir uçtan bir uca kadar geçen, transvers olarak geçen bir organ. Yüksekliği değişiyor. Sağ tarafta en kenarı, en yüksek yeri ki yaklaşık 14-17 santim arasında ama sol tarafa doğru gidiyor. Ve giderek incelen bir yapıya sahip çok ince bir keskin kenarla sol tarafta bitiyor ki midenin üzerinde hemen dış tarafında dalakla temas eder tarzda. Önden arkaya da 10-14 santim uzunluğunda bir organ. Şöyle karın ön duvarından baktığımızda aslında arcus costarum'u burada nokta nokta görüyoruz. Beyaz noktalar şeklinde. Gördüğünüz gibi toraksın içerisine doğru girmiş o göğüs kafesinin sağlam korunaklı yapısının içerisine hapsolmuş bir yapıda. Büyük oranda vücudun sağ tarafında yerleşik durumda. Sola doğru uzantısı var. Regio hipokondriaca, dextra, epigastrica ve hipokondriaca sinistra içerisine yerleşmiş bir organ. Karın ön duvarını şöyle 9 parçaya böldüğümüzde üstteki 3 kısmın hemen içerisinde bulunuyor yerleşim olarak. Üstte dedik diyaframın altına uyacak şekilde sağ tarafta daha yukarıda, sol tarafta hemen üzerindeki kalple yaptığı basıyla da biraz daha aşağıda yerleşmiş durumda. Toraksın alt kısmını tamamen dolduran bir yapıya sahip. Alt kenarı da kabaca sağ tarafta arcus costarum'un o alt kenarına uyacak şekilde sola doğru devam ediyor. Sadece ortada processus sifoidosun altındaki üçgen şeklinde bir alan ne yapıyor? Abdomen ön duvarının arkasında orada kemik doku tarafından desteklenmiyor. Yüzler neler? Şöyle baktığımızda alt yüzü tamamen düz, alttaki organlarla komşu. Dolayısıyla facies visceralis dediğimiz viscera yani iç organ anlamına gelen o kelimeden dolayı o yüzü o adı almış. Facies visceralis adını almış. Diğeri de facies diafragmatica olarak isimlendiriliyor ki aslında ön, sağ yan, üst ve arka yüzleri tamamen diyaframla komşu. Diyaframla temas eder tarzda facies diafragmatikayı görüyoruz. Alttan baktığımızda da neyi facies visceralis'i görüyoruz ki burada zaten hem bakın tam ortada porta hepatis dediğimiz karaciğere girip çıkan yapılar, girenler neler, işte arterler, venler, çıkanlar neler, yine kendine ait venler buradan çıkıyor ve safra kanalcıkları. Burada yerleşmiş durumda. Hemen etrafında da bakın oldukça pürüzlü bir yüzey. Çünkü hemen altındaki organların karaciğer alt yüzünde, visceral yüzünde yapmış olduğu izleri rahatlıkla görebiliyoruz. Facies diafragmatikaya baktığımızda öncelikle şöyle önden ve üstten bakıyoruz iki resimde. Diyaframın hemen altına yerleşmiş durumda ve peritonla kaplı. Ön yüzde tamamen periton tarafından örtülüyor. Bakın ön yüzde önde
Abdomen ön duvarına, üstte de diyafragma alt yüzüne doğru çıkan periton yapraklarını görebiliyoruz. Şurada beyaz çizgiler olarak görüyoruz. Şu daha düzgün olan taraf, ön taraf, peritonla kaplı. Ama arkada bakın şöyle bir sağ tarafta, sağ lobun arka kısmında, arka üst kısmında peritonsuz bir alan var. Buraya pars nuda. Nuda çıplak demek. Pars affixa da deniyor. Yani diyaframın alt yüzüne tutunan, yapışan anlamında. Ama pars nuda diyoruz buraya. Burada periton yok. Bakın üzeri, ön yüzü örten periton hemen şu üst tarafta, birazdan bahsedeceğiz, bir takım bağları oluşturarak nereye ne yapıyor? Diyaframın alt yüzüne atlıyor. Yine arka yüzde venleri görüyoruz. Fasciyes diyafragmatikanın dediğim gibi çeşitli parçaları var. Bunlardan bir tanesi pars superior. Şu görüntüde gördüğümüz oldukça geniş yüzey. Hemen yukarıdaki diyaframla komşu. Şu ortada tam venlerin önünde kalan çukur kısım sol tarafa doğru. Impressio cardiaca dediğimiz kalp tarafından oluşturulan izi barındırıyor. Üst yüzde bir çukurluk var. Belli belirsiz bir çukurluk. Üstte diyafram var. Diyaframın da üzerine kalp oturmuş durumda. Ve burada yine arenudayı küçük bir parça olarak görüyoruz. Özellikle sağ lobun üst tarafında laterale doğru devam ediyor. Ön yüzden baktığımızda şöyle sağ kenarı belirgin, sola doğru giderek inceleyecek şekilde ne var? Kabaca bir üçgen şeklinde görüyoruz. Hemen önünde arcus costarum ve üzerindeki kostaların arka yüzleriyle komşuydu. Özellikle sağ tarafta belirgin olarak ortada bir boşluk alanımız vardı. Processus xiphoideus'un hemen altında. Bu yüz tamamen peritonla kaplı. Üste diyaframın alt üstüne atlayan periton yaprağı, önde de ne var? Karın ön duvarına atlayan ikili bir periton yaprağı var ki şu altta da hatırladığımız bir yapı var. Fetal dolaşımda vena umbilicalis ne yapıyordu? Plasentadan anneden kan getiriyordu. Nereye? Bebeğe. Karaciğerin alt yüzünde seyrediyordu. Bu da doğumdan sonra kapandığı için bir bağ halini alıyordu. Ligamentum teres hepatis dediğimiz bağ. Bunu da şöyle içine alacak şekilde hemen önde göbekten dışarı çıkıyordu hatırladığınız gibi. Göbeğin üst kısmında tam orta hatta yukarı doğru giden sağlı sollu bir çift periton yaprağı var ki buna da ligamentum falciforme hepatis adı veriliyor ki buradaki ön karın ön duvarını örten periton ne yapıyor? Burada karaciğerin ön yüzüne atlıyor. Şu sağ taraftan gelen dönüp karaciğerin sağ yüzünün önünü, soldan gelen yaprakta karaciğer sol yüzünün ön kısmını örtüyor. Pars dextrası şu sağ taraf, bu da tamamen peritonla örtülü. Burada üstte diyaframla hemen üzerindeki akciğerle komşuluğu var. Sağ akciğer ve plevrayla. Burada recessus costo diafragmaticus hatırlarsanız şöyle bir cep şeklinde akciğerlerin kenarının içerisine girdiği bir çıkmazdı. Altta da 7-11. Kostalarla komşuluğu var şu sağ kısmı. Bir yüz şeklinde bakın üstten baktığımızda aslında oldukça büyük belirgin bir yüz şeklinde pars dextrası. Pars posteriorsa şu arka yüzü, tam arkadan görünüşü yok, şu alttan gördüğümüzde şurası arka kısmı. Arianuda'yı görüyoruz sağ tarafta büyük oranda bu sağ yüzde, sağ arka yüzde devam ediyor. Arianuda peritonsuz alan diye bahsetmiştik. Burada gördüğümüz iki tane önemli yapı var. Bunlardan bir tanesi fistula ligamenti venosi. Ligamentum venosum'un bulunduğu bir çentik ki bunu da hatırlarsanız vena umbilicalis geliyordu. Kanın büyük kısmı karaciğere giriyordu ama bir kısmı girmeden nereye? Vena cava inferiora dökülüyordu ki onun kapanmasıyla ligamentum venosum oluşuyordu. Onun yerleştiği aralık burada fistula ligamentu venosi olarak isimlendiriliyor. Onun da hemen sağ tarafında neyi görüyoruz? Vena cava
vena cava inferioru görüyoruz ki sulcus vena cava inferior dediğimiz oluk içerisinde, ki burada bakın dikkat edin, area nuda da peritonsuz alanda, dolayısıyla damar dokusu karaciğer dokusuna yapışık bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Eğer bunu kaldırırsak burada ona ait çentiyi görürüz. Ama şekillerde falan hepsi hem safra kesesi hem de vena cava inferior karaciğerle birlikte görünür. Çünkü kolaylıkla ayrılmaz. Dokusu, iki doku birbirine yapıştığı için, arada periton olmadığı için ikisi birlikte resmedilir. O şekilde şekilleri çizilmiştir. Ve burada arka yüzün sağ tarafında impresio suprarenalis, sağ suprarenal bezin, böbrek üstü bezin oluşturduğu bir küçük izcik görünüyor. Ve aşağıda gördüğümüz facies visceralis hemen altındaki karın organlarıyla komşu. Ortada karaciğere girip çıkan yapılar var demiştik ki porta hepatis diyoruz buraya. Portanın kelime karşılığı büyük kapı. Hala Anadolu'da bazı yerlerde kullanılır, o köy evlerinde falan. O bahçe kapısı, yani evin giriş kapısı değil de direkt olarak sokağa açılan o bahçe kapısına verilen isimdir porta. Burada da porta hepatis, karaciğerin kapısı. Neler var burada? Vena porta hepatis var. Sindirim sisteminden kanı getiren büyük ven, ki bu vena lienaris ile vena mesenterica superiorum birleşmesiyle meydana gelen bir büyük vendi. Karaciğerin porta hepatisine geliyor ve burada sağ ve sol loblara gitmek üzere ikiye ayrılıyor. Bakın burada sol loba gideni, hemen burada safra kesesinin altında da sağ loba giren dalını görüyoruz. Hemen bu venin etrafında bir sinir ağı var. Arteriye hepatika propriyalar var. Karaciğere esas beslenmesi için, dokunun beslenmesi için kan getiren arterler. Ductus hepaticus, dexter ve sinister var. Her iki yine lobtan gelen iki tane safra kanalı ve etraflarına saran lenf damarları var. Bir de kendine ait lenfatikler var ki onlar da ne yapıyorlar? Vena cava inferiora dökülüyorlar. Şöyle alttan baktığımızda buradaki çukurları şöyle tam ortada, porta hepatisin etrafında bir H harfi şeklinde görüyoruz. Nedir bunlar? Bunları oluşturanlar. Öncelikle şu sağ tarafta sulcus sagittalis dexterimiz var. Sagittal önden arkaya doğru uzunlamasına olan diye hatırlarsınız. Burası porta hepatisin hemen sağ tarafında, önde içerisine vesica biliaris'in, safra kesesinin oturduğu fossa vesica biliaris'in, arkada da sulcus vena cava'nın oluşturduğu kaba bir oluk şeklinde görünüyor. Diğer tarafta fissura sagittalis sinister, burada adından da anlaşılacağı gibi ince bir yarık şeklinde önden arkaya doğru uzanıyor. Ön tarafında ligamentum teres hepatis'in oturduğu fissura ligamenti teretis, arkada da embriyolojik yaşamda onun arkaya doğru giden uzantısı ductus venosus'un oturduğu, ki kapandıktan sonra ligamentum venosum adını alıyor demiştik, onun oturduğu fissura ligamenti venosi. İki tane dikey iz. Sağdaki sulcus, soldaki fissura. Ve bu ikisini ortada birleştiren neyimiz var? Porta hepatisimiz var ki her iki loba doğru giden arterler, venler, safra kanalları bu iki yapıyı birbirinden ayırıyor. Bu H harfini unutmayacağız çünkü burada üst yüzde çok belirgin değil diğer taraflarda, ama bu alt yüzden bakışa, görünüşe göre burada 4 tane lobdan bahsedeceğiz. Karaciğerin 4 lobundan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Öncelikle baktığımızda şu mavi ile gördüğünüz kısım lobus hepatis dexter, ki sulcus sagittalis dexter'in sağında kalan büyük parçaya verdiğimiz isim. Geri gidelim. Şurası lobus hepatis dexter. Diğeri şu sol tarafta yerleşmiş olan lobus hepatis sinister, ki fissura sagittalis sinister'in sol tarafı. Şöyle ortalarında bir kabarıntı var, tuberomentale diye.
Ve bu H harfinin sulcusla fissuranın arasında demiştik ki porta hepatis ikiye ayırıyor. Bu porta hepatisin önünde kalan kısım lobus quadratus. Quadrat 4 demekti. Bakın dörtgen şeklinde. Dörtgen şeklinde göründüğü için bu adı almış. Neyin? Porta hepatisin önünde kalan sağ. Bir de arkasında kalan alan var ki burası hani resimde çok belirgin değil ama şöyle tuttuğumuzda bir sağ lobdan ayrılan bir ne gibi bir çıkıntı, kuyruk gibi görünüyor. O yüzden lobus caudatus adını almış bu dördüncü parçada. Kauda kuyruk demekti. Bu iki lobun özelliği şöyle baktığımızda bu fissuranın sağında sulkusların solunda kalıyor ama yapı olarak sanki sağ lobun bir devamı gibi görünüyor. Yapı olarak, anatomik olarak sağ loba ait gibi görünüyor ama fonksiyonel olarak şu hem arteriyel beslenmesi hem vena porta'nın dallanması açısından fonksiyonel olarak sola giden, soldan gelen damarlarla fonksiyon görüyor. Dolayısıyla anatomik olarak sağ loba, fonksiyonel olarak, fizyolojik olarak sol loba ait iki lob şeklinde görüyoruz. Lobus quadratus ve lobus caudatus. Demek ki karaciğerde dört tane lobumuz mevcutmuş. Burada hangi yüzleri görüyoruz? Şöyle baktığımızda sağ lobun alt yüzünde impresio colicae'yi görüyoruz. Kolon, kalın bağırsak ama onun da kıvrım yaptığı yer. Flexura coli dextra. Tam ondan sonra transvers kolon olarak devam ediyor. Başka impresio renalis'i görüyoruz. Hemen onun arkasındaki geniş saha. Ve impresio subrolenalis'i bahsetmiştik zaten küçük bir bölüm olarak. Impresio duodenalis'i görüyoruz bir de. Duodenum ince bağırsakların o birinci parçasını oluşturduğu isim. Son loba baktığımızda da impresio özofagia var ki arka yüzde sol lobun arka yüzündeki geniş bir oluk şeklinde. Altta da sol lobun hemen altı da impresio gastrica midenin yerleşiminden dolayı midenin burada oluşturduğu izi görüyoruz. Lobus hepatus dexter sağ hipokondriyumda arcus costarum'un hemen altında yerleşmiş. Karaciğerin 5 bölü 6'sı kadar gördüğünüz gibi çok büyük bir parçasını meydana getiriyor. Ki alttaki lobus caudatus ve lobus quadratus da sağ lobun bir parçası olarak görülüyor. Ama alttaki iki lob dedik ki fonksiyonel olarak lobus sinisterin nesi birer parçası. Sol lobumuz daha küçük. Sol tarafta midenin hemen üzerinde ucuyla dalağa kadar gidip dalakla birleşen bir yapıda. En uçta bir şurada alttakinde daha belirgin appendix fibrosa hepatis dediğimiz bir fibroz bağ dokusu var. Laterale doğru devam ediyor. Labus caudatus'u görüyoruz. Vena cava inferior, fistula ligamenti venosi, porta hepatis arasında kalıyor. Bir processus papillaris var. Bir de processus caudatus. Esas olarak şu bakın alttaki resimde belirgin. Şöyle karaciğerin diğer yapısından kolaylıkla kaldırılabilen kuyruk şeklindeki bir yapı adı da zaten buradan gelmiş. Processus caudatus. Lobus quadratus da önde. Fossa vesica biliaris içerisinde safra kesesinin oturduğu. Fissura ligamenti teretis ve arkada porta hepatisin arasında kalan ön kenarı serbest olan karın ön duvarına arkadan bakan onunla temas eden alttan gördüğümüz lobu. Dediğim gibi quadratus ve caudatus anatomik olarak sağ lobun, fonksiyonel olaraksa sol lobun içerisinde yer alıyor. Alt kenarı kabaca sağda arcus costarum'un alt kenarına denk geliyor. Ama ne yapıyor? Sola doğru devam ediyor. Bakın sol tarafta
arcus costarum'un altı aslında toraksın içerisine doğru kısmen mide, dalak girmiş durumda. Şeyler seyri çok önemli değil. Burada önemli olan bir kısım var. Şu Murphy noktası. Şöyle klavikulanın tam ortasından yere dikey çizdiğimiz mid klavikular hattın arcus costarum'u kestiği yere denk gelen yerde biz safra kesesinin şu fundus kısmını, en dip kısmını karın ön duvarının arkasında görebiliyoruz ki burası herhangi bir safra kesesi hassasiyetinde bir enfeksiyon ya da taş durumlarında bastırıldığında tam orada ağrı hissediliyor. Dolayısıyla önemli bir klinik nokta, Murphy noktası. Margo inferiorda bir deneye giriyoruz. Tam orta hatta, vücudun orta hattına denk gelecek yerde fistula ligamenti teretisi görüyoruz ki buradan ligamentum teres hepatis ne yapıyor? Karın ön duvarında omblikusa göbeğe gidiyor ve orada sonlanıyor. Embriyolojik yaşamda ne var? Oradan plasentadan kan getiren damarda. Arada bozcada da görüntüler. Periton durumu ne? Peritonla sarılı sadece arkada area nuda dediğimiz bir bölge, peritonsuz bir alan. Onun dışında şu peritonun iki yaprağı karın üst duvarına, diyafragma alt yüzüne, karın ön duvarına ve karın arka duvarına atlarken ne yapıyor? Şu çok ince aralıklar şeklinde iki yaprağın arasında peritonsuz alanlar meydana getiriyor. En büyük alan area nuda demiştik. Fossa vesica biliaris. Az önce de bahsettim. Vesica biliaris ile vesica fella da deniyor bu safra kesesine. Karaciğer dokusu arasında periton yok. Periton şu lobus quadratus örttükten sonra ne yapıyor? Sağ loba doğru atlıyor ki burada hem safra kesesini hem de karaciğer dokusunu birlikte sarıyor. Benzer şekilde arkada sulcus vena cava'da da aynı yapı söz konusu. Dolayısıyla vena cava inferior ile karaciğer dokusu arasında peritonsuz alanlar var. İki doku birbirine tutunuyor demiştik. Fistula ligamenti teretis önde. Arkada da fistula ligamenti venosi. Yine iki yaprak arasında peritonsuz alanlar var. Ve porta hepatis. Tabii ki o mide ile arasında bulunan periton yaprakları arasında ne yapıyor? Damarlar, sinirler, safra kanalları geçiyor. Porta hepatisten karaciğer dokusu içerisine giriyor. Karaciğeri bağlayan, bağları etrafa bağlayan yapılar var. Nedir bunlar? Bunların büyük bir çoğunluğu aslında periton. Hemen etraftaki karın ön üst duvarlarına yapışan periton yapraklarına verdiğimiz isim. Ligamentum falciforme hepatis. Bakın burada karın ön duvarı kaldırılmış. Şurada iki yaprak şeklinde ne var? Karın ön duvarının arka yüzüne doğru giden iki yaprak şeklinde. İki yaprağın arasından da ligamentum teres hepatis geçiyor. Bir diğer bağ ama bu peritonal bir bağ değil. Hatırladığımız gibi bir damarın bağ şeklinde, bağ doku haline gelmesiyle oluşmuş ligamentum teres hepatis. Şurada yapı. Ligamentum coronarium şu üst tarafta karaciğer üstünde diyaframın alt yüzüne atlayan periton yapraklarının oluşturduğu bağ. Onun iki uç tarafı ligamentum triangulare dextra ve triangulare sinistra tam uçlardan diyaframı atlayan kısımları. Teres hepatisten bahsettik. Omentum minus var. Şöyle karaciğer alt yüzünde önden ve arkadan örterek gelen periton yaprakları mideye doğru atlıyorlar. Midenin curvatura minörüne şöyle önlü arkalı iki yaprak şeklinde iki organ arasında uzanıyorlar ki buna omentum minus deniyor ki iki bağdan meydana geliyor. Bir tanesi şu büyük olan dairesel şekilde ligamentum hepatogastricum mideye gidiyor. Diğeri de duodenumun başlangıç kısmına giden ligamentum hepatoduodenale. Bir de ligamentum hepatokolikum ve hepatorenale diye arkada yine periton uzantıları var. Falciforme hepatisi görüyoruz. Karın ön duvarına giden iki yaprak şeklinde demiştik. Arada da ligamentum teres hepatis en altında yerleşmiş durumda. Falciforme hepatis teres hepatisin altından şöyle sıkıca sarıyor. Karın ön duvarında göbekten aşağı doğru uzanan bir yapı değil bu ligamentum falciforme hepatis. Sadece göbeğin üst kısmında, orta hatta yerleşmiş durumda.
falciform hepatisi görüyoruz. Bak, karaciğer abdomen ön yüzüne atlıyor. Ligamentum teres hepatis embriyolojik yaşamda bakın plasenta, bebekteki dolaşım, vena umbilicalis kan getiriyor. Karaciğerin altından ductus venosus, vena cava inferiora dökülüyor. Bu tabii doğumdan sonra göbekten itibaren koparak düşüyor, çalışmıyor ve bir bağ meydana getiriyor. Bağ dokudan oluşuyor. Buna ligamentum teres hepatis adı veriliyor. Porta hepatiste ligamentum venosum olarak devam ediyor arkaya doğru. Teres hepatisi, falciform hepatisinin alt kenarında görüyoruz. Ligamentum coronarium hepatis şu önden baktığımızda üst yüzü bir taç şeklinde kaplıyor. Dolayısıyla adı da oradan gelmiş. Ama üstten baktığımızda gördüğümüz, bakın şu önden gelen ligamentum falciform hepatis. Ön taraftan geldi karın ön duvarından ve karaciğerin ön yüzünü örttü. Üste doğru döndü. Üste ne yaptı? Ortalara geldiğinde diyaframın alt yüzünü atladı. Sonra da alttan öne doğru devam etti. İşte bu atladığı yaprak sağ tarafta, şu da sol tarafta. Buna komple ligamentum coronarium adını veriyoruz. Araya nudayı çevreleyen kısmı. Üste ligamentum coronarium hepatis. Onun da uç tarafları triangulare dextrum ve triangulare sinistrum. Diyaframın alt yüzüne atlayan o periton uzantılarına verilen isim. Ligamentum hepatorenale şu area nodanın altında böbreğin ön yüzüne atlayan parçaya verilen isme. Karaciğerin diğer organların üzerinde oldukça büyük bir organ demiştik. Aşağı doğru inmesini engelleyen bir takım faktörler var. Karaciğeri yerinde tutan oluşumlar bunlar. Nedir? Ligamentum coronarium. Hemen üstte bakın diyaframın alt yüzüne bağlayan o yaygın periton yaprakları demiştik. Uçlarında ligamentum triangulare dextrum ve sinistrum vardı. Hemen üst arka yüzde araya nuda vardı ki diyafragmaya tutunuyor. Arada periton olmadığı için iki doku birbirine yapışıyor. O da yerinde kalmasında büyük bir faktör. Damarlar önemli. Vena cava inferior özellikle vena hepatikalarla asılması, karın arka duvarına yapışması. Karın boşluğundaki diyafragmanın altındaki negatif hava basıncı. Diğer organlar özellikle mide dolduğunda aşağı doğru inmesinde büyük bir engel teşkil ediyor. Ve karın kaslarının tonusu. Diğer organları sıkıştırarak ne yapıyor? Karaciğerin aşağı doğru inmesini engelliyor. Yine Bozcaada'dan bir görüntü. Segmentleri var. Bunlar çok önemli değil. Bunları bilmenizi istemiyorum. Şöyle değişik renklerde göstereyim. Sadece fonksiyonel olarak niye böyle bir şey var? Arterlerin dallanmasından dolayı hemen ona eşlik eden birazdan göreceğimiz portal triad diye bir şey var. O portal triadın o safra kesesi, ven ve arterin üçünün birlikte seyretmesinden dolayı bu aynı oluşumlar aynı yere gidiyorlar. Fonksiyonel ünitleri olarak bahsedeceğiz segmentlerinden ama dediğim gibi şu isimlerini çok bilmenize gerek yok. Çok anlam taşımıyor. Sağ ve sol loblarda yerleşmiş durumda. Loblarını bilin, segmentleri çok önemli değil. Karaciğeri saran çok ince bir kapsül var. Gliston kapsülü diye. Periton hemen altında çok ince, parlak, şeffaf bir yapı ki içerisine göndererek karaciğer lobçuklarının oluşmasını sağlıyor ama öyle çok gözle görülebilen bir yapı değil. Fonksiyonel üniti var. Şöyle bir karaciğer dokusu. Etrafta altıgen şeklinde köşelerinden damarlar, safra yolları geçiyor. Buna lobulus hepatis deniyor. Mikroskobik bir yapı. Yine anatomik olarak sadece hani bir fikriniz olsun diye bahsediyorum. Sonra onlar segmentleri, segmentlerde lobları meydana getiriyor. Karaciğere gelen kanın %20'si arteriyel. Arteri hepatika communis ki şurada aorta abdominalisten
Trunkus cöliakustan gelen bir arterde. %80'i venöz, vena porta hepatisle geliyor ki bakın gördüğünüz gibi aslında karın içerisindeki sindirim sistemi organlarından gelen kanı taşıyor. Niye? Çünkü sindirim sisteminin işte bütün o gıdalarla alınan besinleri, maddeleri alıp işlemesi gerekiyor. İşlemeyi yapan yer karaciğer ama emilimi, geri emilimi sağlayan bağırsakların tamamı. Dolayısıyla bağırsaklardan emilen her türlü madde bu venöz sistem yardımıyla vena porta hepatis aracılığıyla nereye? Karaciğere getiriliyor. Doğrudan şu arkada maviyle gördüğümüz vena cava inferior yani sistemik venöz dolaşıma katılmıyor. Sindirim sisteminin venöz yapısının en büyük özelliği bu. Seyri boyunca baktığımızda dedik ki karaciğere gelen arterler öncelikle aort abdominalisten truncus cöliacus olarak çıkıyor ama bu truncus kök olarak çıkıyor. Üçe ayrılıyor. Bir tanesi mideye, bir tanesi dalağa, bir tanesi de karaciğer ve ince bağırsaklara doğru yoluna devam ediyor. Truncus cöliacus'tan arteria hepatica communis bu karaciğere doğru gelen dal. Sonra duodenuma giden dalları var ama esas olarak gastroduodenalis, arteri gastroduodenalis şurada gördüğünüz. Esas olarak karaciğere doğru geliyor büyük dalı. Arteria hepatica propria gerçekti. Gerçek karaciğer arteri. Porta hepatis'e geldiğinde de bu sağ ve sol loblara gitmek üzere arteria hepatica dextra ve sinistra olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hem bakın hemen yanında da neler var? Ona uyan safra kanalları var. Her iki loba gitmek üzere. Daha sonra az önce gördük lobları oluşturanlar nelerdi? Segmentlerdi. Segmental dallarına ayrılıyor her bir segmente giden. Sonra arteria interlobularisler. Şurada alttaki yapıda gördüğünüz şu altıgenin her bir köşesinden devam ediyor. Ki hemen yanında bakın ne var? Birlikte dallanıyorlar bunlar. Ta porta hepatisten itibaren yanında vena porta'nın dalları var. Ve sonrasında ters akım yönünde buradan başlayıp dışa doğru giden safra kanalları var. Bakın her bir bölgede üçü birlikte gidiyor. Buna portal triad deniyor. Karaciğer üçlüsü. Bunlar üçü her yerde aynı şekilde gidiyor. Bu sinüzoidlerde ne yaptı? Bakın arterler sadece beslenmesini sağladı. Vena porta'nın dalları getirdiği o besince zengin kanı karaciğer dokusuna işlemek üzere verdi. Karaciğer hücreleri bunları işlerken ne yaptılar? Atıklarını safra kanallarına boşalttılar. Ama içerisindeki maddeleri ve içerisinden geçen kanı sinüzoidin ortasındaki bu vena boşalttılar. Vena centralis'e. O da normal karaciğer venleri olarak vena cava inferiora doğru yoluna devam etti. Şu portal triat önemli. Karaciğerin her yerinde tekrarlarsak arteria hepatica'nın dalları, vena porta'nın dalları ve safra kanalları hepsi birlikte yan yana seyrediyorlar ki buna portal triat adını veriyoruz. Şurada bakın belirgin ne var? Vena porta'nın dalı, arteria hepatica'nın dalı ve safra kanalı. Karaciğer dokusundan bak kanallı atıklar nereye? Safra kanallarına geliyor. Şu en soldakinde de görüyorsunuz bu üçlü yapı her yerde karaciğerin her yerinde birlikte seyrediyorlar. Arteria hepatica propria'nın dalları, vena porta hepatisinin dalları ve safra kanalları bakın her yerde bir üçlü şeklinde portal triat adıyla karaciğerin her tarafına dalgınlar. Dallanmaları hep birlikte. Sinüsoidlerde bırakmıştık kanı. Sonrasında vena centralis. Bu altıgen yapının tam ortasına yerleşmiş olan vena centralis. Onlar vena sublobular ise. Onlar da vena hepatikalara ki vena hepatika, dextra, media ve sinistra olarak 3 tane ven var. Bunlar da karaciğer dışına çıkarak vena cava inferiora kanı döküyorlar ki içerisinde besin maddeleri de var. Ne yapıyor? Tüm vücuda bu şekilde besin maddeleri de kan yoluyla yayılmış oluyor. Lenfatikleri yüzey ve derin iki grup lenfatiği var.
Yüzey grup peritonun hemen altında. Çok önemli değil bunlar. Etraftaki abdomen içerisindeki lenf düğümlerine, özellikle çölyak lenf düğümlerine direne oluyorlar. Derin gruptakilerde genellikle venlerin etrafına yerleşmiş olan lenfatik damarlarla birlikte seyrediyorlar. Onların yolu üzerinde bulunuyorlar. İnervasyonunu sağlayan sistem otonom sistem. Parasempatik olarak rami hepatisiler, yani vagustan gelen dallar bunlar. Sempatik olarak da torakal 7-10. Medulla spinalis segmentlerinden geliyor. Kolumna intermedio lateral istediğimiz bir sütun var sempatik sisteme ait. Omurilik medulla spinalis içerisinde oradan gelen lifler çıktıktan sonra plexus coeliacus'a, sonra da nervus splenicus majorle karaciğere gelip sempatik uyarıyı sağlıyorlar. Karaciğerin fonksiyonu ne? Şöyle bir baktığımızda gıda maddelerini depolama görevi var. Gelen maddeleri ayırarak ne yapıyor? Depoluyor. Kanla ilgili bir takım maddeleri sentezliyor. Serum, albümin, protrombin, fibrinojen, heparin gibi kanın akışkanlığı ya da fibrin pıhtılaşması ile ilgili bir takım maddelerin yapılmasında rol alıyor. Bebeklikte ve doğumdan önce kan yapım fonksiyonu da var embriyonel yaşamda. Egzokrin olarak safra salgılıyor. Yağlı maddelerin sindirimi için safrayı salgılıyor. Bir takım toksik zehirli maddeleri zararsızlaştırıyor, detoksifikasyon yapıyor. Su metabolizmasını düzenleme rolü var. Karından kalbe giden kan öncelikle buradan geçtiği için sindirim sisteminden gelen kan bir regülatör, düzenleyici rol alıyor. Kalbe daha fazla yük binmesini engelliyor. Ve bir takım yabancı maddelerden kanı temizliyor. Fagositoz dediğimiz o temizleme fonksiyonunu yerine getiriyor. Bir de embriyolojik hayatta kan yaptığından bahsetmiştik. Yine Bozcaada'dan bir görüntü gitmeyenler için. Karaciğerin içerisinde fonksiyonel ünitlerinden biri de safra yollarıydı. Safra yollarından bahsedeceğiz. Tabii ki dışarı çıkan safranın atılmadan önce biriktiği yerde bir kesecik karaciğer alt yüzünde vesica fella, fossa vesica biliaris içerisinde yerleşmiş olan şöyle sağ lobun alt yüzünde bir kesecik. Vesica fella ya da vesica biliaris adları veriliyor. Şöyle alttan baktığımızda bir torbacık şeklinde. Duvarının sıvı emme fonksiyonu var. Dolayısıyla sıvı halde geliyor ama burada bekletilirken katılaşıyor. Yaklaşık 8-10 santim uzunluğunda, 4-5 santim genişliğinde bir kesecik. 200-250 santimetre küpe kadar genişleyebiliyor. Şöyle sağ lobla lobus quadratus'un arasına yerleşmiş durumda. Bölümleri neler? Şöyle önden baktığımızda gördüğümüz kesenin en dip kısmı var. Fundus vesica fella. Karın ön duvarıyla komşu karaciğer alt yüzündeki karın ön duvarında Murphy noktasına karşılık geldiğini az önce söyledim. Önemli bir klinik nokta. Büyük oranda yerleşmiş, fossanın içerisinde yerleşmiş kısmı korpusu. Korpus vesica fella. Fundustan başlayarak nereye doğru? Arkaya doğru, uç kısmına doğru, kanalına doğru giderek ne yapıyor? Daralıyor. Bunun üst yüzü karaciğer dokusuyla birleşik. Sonrasında bir boyun kısmı var. Collum vesica fella. Sonrasında da ductus cysticus olarak yoluna devam ediyor. Ve ne yapıyor? Karaciğerden gelen ductus hepaticus communis ile birleşiyor. Murphy noktası tekrarlarsak midclavicular hattın arcus costarum'u kestiği yerde fundus vesica fella'yı görüyoruz. Farklı anlatım şeyleri var. Şu rectus abdominis kasının lateral kenarı da kabaca aynı yere karşılık geliyor. Vesica fella'nın ön yüzü karaciğer ve karın ön duvarıyla komşu. Hemen arkasında da şurada kolon transversumu ve duodenumun üst parçası, pars superior duodenumu görüyoruz. İçinde mukoza tabakası var. Şöyle çok gözenekli genişleyebilir şekilde. Dışında da muscularis tabakası var.
Karaciğere komşu kısımda sadece bu ikisi varken diğer yüzde bir de ne var? En dışta peritonun oluşturduğu tunica serosa tabakası bulunuyor. Alttan periton tarafından örtülüyor. Noctus cysticus keseceğin kanalı 3-4 santim uzunluğunda 3 milimetre çapında. Sonrasında karaciğerden gelen ductus hepaticus communis'le birleşip ductus cholecystocus adını alıyor. Sonrasında duodenumun ikinci parçasına dökülüyor ki kimle birleşiyor? Burada pankreastan gelen ductus pancreaticus'la birleşerek birlikte açılıyorlar. Doluş ve boşalış aynı yerden oluyor. Tam şu duodenumun ikinci parçasına girdiği yerde bir sfinkter var. Eğer gerek yoksa, gıda alımı yoksa, sindirim sistemi yavaş çalışıyorsa, aktif değilse bu sfinkter kapanıyor. Dolayısıyla karaciğerden gelen safra ne yapıyor? Bu kanalcıktan geriye kaçarak nereye? Safra kesesinin içerisini dolduruyor. Ama yeme olayı başladı, sindirim başladı. Sfinkter gevşiyor duodenumda, safra akmaya başlıyor. Yine bu şekilde hem karaciğerden gelen hem de ductus cysticus aracılığıyla safra kesesinden gelen safra ne yapıyor? İnce bağırsaklara boşalıyor. Besleyen arter arteria cystica, arteria hepatica propria'dan gelen bir dal gördüğünüz gibi kesenin tamamını besliyor. Bazen arteria hepatica propria doğrudan dallar verebiliyor. Yine vena cystica, vena porta hepatisin sağ loba giden ramus dexterine boşalıyor. Lenf drenajı, karaciğer lenfleriyle birlikte şu nodülen fasciti çölyakiye, trungus çölyakus etrafındaki lenf düğümlerine drene oluyor. Karaciğerle birlikte yine aynı şekilde sempatikler, parasempatikler geliyor. Parasempatikleri vagus'tan, sempatikleri de splenikus'tan aynen karaciğerde olduğu gibi. Duyusunu alan yalnız sağ nervus frenikus. Nervus frenikus'u ne olarak biliyoruz? Diyafragmayı inerve eden sinir olarak biliyoruz ama duyu komponenti de vardı. Neyi? Plevrayı ve peritonu inerve ediyordu. Yani oradan duyuları alıyordu. Yine duyu lifleri aşağı inerek safra kesesinde duyusunu alıyor. Dolayısıyla yansıyan ağrı ya da vuran ağrı dediğimiz bir olay meydana geliyor. Şöyle göbek sağ üst tarafında duyulurken safra kesesine ait ağrılar benzer şekilde sağ omuzdan da hissedilebiliyor. Yani sağ omuzda hissedilen bir ağrı safra kesesi problemini gösterebiliyor. Safra kanallarına baktığımızda bunları iki grupta inceleyeceğiz. İntra ve ekstrahepatik olarak. Sonuçta portal triat olarak nerede? Karaciğerin içerisine başlıyor ve dışarıya doğru devam ediyor. İnce bağırsaklara, duodenuma doğru. İntrahepatik olanlara baktığımızda şu sinüzoidlerin yan tarafında kanalikuli biliferi olarak başlıyor. Sonra ductuli biliferi oluyor. Ductus interlobularis. Ductus interlobularisleri görüyoruz. Altıgenin köşelerinde. Sonrasında her iki karaciğer lobundan çıkan ductus hepaticus dexter ve ductus hepaticus sinister olarak karaciğerin dışına çıkıyor. İkisi birleşip ductus hepaticus communis'i birleştiriyorlar. Hepaticus dextra sinistra ductus hepaticus communis oldu. Birleşti. O da vesica ferida'dan gelen ductus cysticus'la birleşti ve ductus cholecystocus oldu. O da ne yaptı? Şöyle pankreasın içerisine seyretti. Pankreasta içerisinden gelen, kuyruğundan itibaren gelen ductus pancreaticus'la birleşerek biraz varyasyonlu birleşmeden de açılabiliyor ama genellikle birleşiyorlar. İkisi birlikte nereye? Duodenumun inen parçasına, ikinci parçasına açılarak safrayı boşaltıyor. Ductus hepaticus communis'i görüyoruz. Şurada dextra ve sinistra'nın birleşmesiyle meydana geliyor. Omentum minus içerisinde yani mide ile karaciğer arasında seyrediyor. Ductus cholecystocus, ductus hepaticus communis ve ductus cysticus'un birleşmesinden meydana geliyor. Yine omentum minus içerisinde duodenumun iki yaprağı arasında yaklaşık 8-10 santim. Sonra pankreasın içerisinde seyrediyor ve nereye?
duodenumun ikinci parçasında açılıyor. Pars supraduodenalis, pars retroduodenalis, pars pancreatica ve pars intramuralis olmak üzere dört parçası var. Duodenum üstünde kalan parçası 1, şurada arkasında kalan parçası 2, pankreasın içerisindeki parçası 3 ve duodenumun duvarının içerisindeki oblik olarak girdiği için kas liflerinin arasında bir süre yol alıyor. Bu son parçaya da pars intramuralis adı veriliyor. Supraduodenalis üstte, retroduodenalis arkada, komşuluklarını geçiyorum. Pankreas içerisinde bakın. Ductus pancreaticus'la birleşti ve duodenuma açıldı. İntramural parçası. Ölümden sonra hemen geçirgenlik başlıyor. Ductus cysticus'ta ve vesica fella'da etrafı dolayısıyla yeşile boyuyor. Açıldığında otopsilerde falan etraf hep yeşile boyanmış şekilde görülür. Açıldığı yer duodenumun ikinci parçası papilla duodeni majör demiştik. Bu arada farklı varyasyonları var. Açılım varyasyonları çok önemli değil. Açıldığı yerde Oddi sfinkter dediğimiz bir sfinkter bulunuyor. Safranın geriye kaçışını engellemek için. Safra yollarının üst kısımları arteria sistica, orta kısımları arteria hepatica propria'dan gelen, ramus dexter'den gelen dallar. Alttakiler de duodenuma ait arteria pancreatica duodenalis superior posterior'dan besleniyorlar. Venler eşlik ediyor. Bir özelliği yok. Yine çölyak grup lenf nodlarına direne oluyorlar. Plexus çölyakustan geliyor ki burada sempatik ve parasempatik ritler vardı. Parasempatikler vagustan, sempatikler de truncus sempaticus'un alt torakal segmentlerinden geliyordu. Yine duyusu sağ nervus phrenicus tarafından algılanıyor. Safra yollarında taş oluyor. Burada sol tarafta kolelitiasis kanalda olursa koledokolitiasis adı veriliyor. Yine bozacağı da. Son olarak şöyle pankreasa baktığımızda sindirim sisteminin yardımcı organlarından birisi. Yerleşim yeri olarak karın arka duvarında ön tarafından peritonla örtülü. Bakın midenin hemen arkasına yerleşiyor. Şöyle sol tarafa doğru uzanan virgül şeklinde yerleşmiş bir organ. 1 bölü 3'ü sağda, 2 bölü 3'ü de solda yerleşmiş durumda. 12 ile 15 santim arasında değişiyor uzunluğu. Bakın şurada kırmızımsı gri olarak görüyoruz. Ön taraftan peritonla sarılı. Burada duodenum mide kesilerek çıkarılmış hemen önünden. İki fonksiyonu var. Bir bez olarak görev yapıyor. Hem egzokrin hem de endokrin. Endokrini hatırlarsanız salgısını doğrudan kana veriyordu. Ki hormonlardı bunlar. İnsülin, glukagon ve somatostatin büyüme hormonu. İnsülin, glukagon bu şeker hastalığına sebep olan, diyabete sebep olan hormonlardı. Yine büyüme ve bir takım metabolizmalarla ilişkiliydi. Onların salgısını yapıyor. Eksokrin olarak da kanalcık aracılığıyla ductus pancreaticus ve varsa bazen ductus pancreaticus accessorius'la ince bağırsaklara, duodenuma verdiği enzimler nedir bunlar? Sindirimde rol oynayan amilaz, lipaz ve tripsin. Anatomik olarak baktığımızda şöyle duodenum kıvrımının arasına yerleşmiş olan bir caput pancreatis kısmı var. Onun incelmiş bir kısmı var, boyun kısmı, collum pancreatis, arkaya doğru uzanan corpus pancreatis ve en uçta da dalakla temas eden uç kısmı cauda pancreatis, kuyruk kısmı var. 4 tane C, caput, collum, corpus ve cauda pankreasın bölümlerini oluşturuyor. Cauda, collum, corpus ve cauda. Caput pancreatis şöyle arkadan baktığımızda duodenum kıvrımının içerisinde oturmuş durumda.
Yukarıdan gelen ductus kolidoksu görüyoruz. İçerisine giriyor. Ductus pankreatikusla birleşip duodenumun ikinci parçasına asılıyor. Şöyle kaputun arkaya doğru uzanan uzantısı processus uncinatus adını alıyor. Bazen ayrı bir parça pankreas accessorium denebiliyor. Incisura pancreatis, arteria vena mesenterica superiorun geçtiği oluşumlar. Tam bu venin önünde kalan ince kısımda kollum meydana getiriyor. Gördüğümüz gibi kaput kısmı duodenumun içerisine tamamen girmiş durumda. Hemen önünde mide ile komşuluğu var. Şu arteria gastroduodenalis'in geçtiği yer kaputla kollumun sınırını oluşturuyor. Kollum pankreatis şu ince kısım, vena mesenterica superior'un önünde kalan kısım. Ön yüz tamamen peritonla örtülü demiştik. Arkada da gördüğünüz gibi büyük damarlar ne yapıyorlar? Abdomene doğru, periton içerisine doğru devam ediyorlar. Arkasında vena porta hepatisin başlangıcı ve vena mesenterica superior'u burada görüyoruz. Korpus büyük parçası. Yüzleri var. Ön yüzü peritonla kaplı demiştik. Midenin arka yüzüyle komşu. Arka tarafta üçgen şeklinde bir fasies posterior var. Arkaya ve yukarı bakıyor. Bir de aşağı doğru bakan fasies inferior var. Tabii üç yüzü olduğunda üç tane de kenarı var. Margo superior, margo inferior, anterior altta. Bir de margo inferior arkada kalan kenarları. Fasies anterior, bakın mide kaldırılmış. Hemen altında pankreasın ön yüzünü görüyoruz. Fasies posterior arkada damarlarla böbrekle komşuluğu var. Aorta başta olmak üzere buradaki büyük damarlar hemen arka yüz komşuluğunu oluşturuyor. Fasies inferior'da alt kenarı oldukça dar diğer yerlere göre. Şurada da göreceğiniz gibi bir kesilmiş çok ince kalın bir kenar şeklinde aşağıda. Solda flexura coli sinistra, şurada gördüğümüz. Altta flexura duodenum jejunalis ve jejunumla ince bağırsak kırımlarıyla komşuluğu var. Üst kenarı sola doğru uzanıyor. Sağ ucunda şu çıkıntısı vena cava inferior, vena porta hepatisin hemen önündeki kabarıntı tuber omentale adını taşıyor. Üste truncus coeliacus'u, arteria lienalis'i, burada görünmüyor ama ganglion coeliacum ve plexus coeliacus'u üst yüz komşulu, üst kenar komşulu olarak sayabiliriz. Margo anterior, alt kenar, önde. Burada hemen önde transvers kolonu örten periton yaprakları buraya yapışıyor ki mezokolon transversum adını alıyor. Margo inferior da şu arka alt kenar. Kaudası en uç kısmı gördüğünüz gibi giderek ne yapıyor? Dalağın iç yüzünde bir iz oluşturacak şekilde dalakla birleşerek midenin arkasında böbreğin kabarıntısını görüyoruz. Böbreğin ön tarafında sola doğru devam ediyor. İçerisinde daha kaudadan başlayıp devam eden bir kanalcık var. Amilaz lipaz tripsin dediğimiz o 3 tane enzimin taşındığı ductus pancreaticus. Virchow kanalı da deniyor. Ne yapıyor? Ductus colidocus'la birleşip Oddi sphincteriyle nereye? Duodenumun ikinci parçasına açılıyor. Ama bazen hemen şurada üstte gördüğünüz gibi yaklaşık 2 cm kadar yukarıya açılan bir aksesuar kanalcıkta bulunabiliyor. O zaman Santorini kanalı adını alıyor. Tarif eden kişi adını vermiş. Papilla duodeni minör. Yine ikinci parçada yerleşmiş durumda. Besleyen arter sol tarafta dalağa giden büyük arter. Truncus coeliacus'un 3 dalından bir tanesi arteria splenica. Seyri boyunca hemen altta üst kenardan ne yapıyor? Pankreasın ön ve arka yüzlerine doğru dallarını veriyor. Özellikle korpus ve kauda kısımlarına. Sol tarafta da bakın arteria hepatica communis propria olarak karaciğere gidiyor ama burada da neyi verdi? Pankreatica duodenalis
danını verdi. Gastroduodenalis danını verdi. Pankreatoduodenalis superior ve alttan mesenterika superior'dan gelen pankreatoduodenalis inferior bir anastomatik yapı oluşturdular kaputun ön yüzünde ve kaput ve kollumun beslenmesini sağladılar. Önleri arterlere eşlik ediyor. Hemen üzerinde seriden vena splenica'ya, vena porta hepatis'e, altta vena mesenterica superior'a direne oluyorlar. Lenfatikleri pankreatiko-lienal lenf tüyüm olarak şurada arteriye lienalesinin etrafındaki lenf tüyümlerine direne oluyor. Hemen üst kenarında seyreden. Alttakiler de mesenterika superiorun yanındaki lenf tüyümlerine açılıyor. Plexus coeliacus hemen üstünde yerleşmiş. Truncus coeliacus'un başlangıcındaki bir sempatik parasempatik liflerin oluşturduğu ağdı. Sempatik nervus splenicuslarla truncus sempatikustan geliyordu. Parasempatikler de vagustan geliyordu. Buradan pankreasın hemen her tarafına dağılıyorlar ki uçta da plexus splenicus'a gidiyor bu lifler. Sempatik salgıyı azaltıyor, parasempatik de arttırıyor, aktifleştiriyor pankreasın fonksiyonunu. Ağrı duyusu da sempatiklerle taşınıyor, nervus splenicuslarla taşınıyor. Şöyle bir kuşak gibi pankreasın ağrısı da çok tipiktir. Karın ön ve arka duvarında bir kuşak şeklinde tamamen çepeçevre sarar. Eksokrin dedik ki amilaz lipaz tripsin, endokrinde insülin, glikagon, somatostatin ve gastrini salgılıyor. Evet, bu da son slide'da. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Sanırım yok. Evet. Böylelikle sindirim sistemini bitirmiş olduk.